Sayın Valim, Sayın İl Milli Eğitim Müdürüm, kıymetli hocalarım, çok değerli meslektaşlarım, Milli Eğitim Bakanlığı'nın himayelerinde başlatılan öğretmen akademileri Türkiye genelinde 24 pilot ilde uygulanmaktaydı. Bunlardan birisi de Tokat ilimiz ve Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde öğretmen akademilerini iki ana tema üzerinde Şehir Kültür Akademisi ve Edebiyat Akademisi olmak üzere geçen hafta başlatmıştık. Ben bu vesileyle akademiye destek veren başta Sayın Valimiz ve İl Milli Eğitim Müdürümüz olmak üzere emeği geçen tüm arkadaşlarımıza ve siz değerli öğretmen arkadaşlarımıza gönüllü olarak katılarak buraya geldiğiniz için, zamanınızı ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Selamlama konuşmalarını yapmak üzere İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Hüseyin Kırı kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun efendim. Sayın Valim, değerli hocalarım, sayın öğretmen arkadaşlarımız, öncelikle hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Arkadaşımızın da belirttiği gibi öğretmen akademilerini iki alanda başlattık. Birisi edebiyat, diğerisi şehir kültür. Biz bin yıldır bu topraklarda oluşan mirası çocuklarımıza en sağlıklı şekilde aktarmak istiyoruz. Çünkü milli eğitimin temel amacı budur. Çocuklarımız geleceğe adım atarken sağlam zeminlere bassınlar düşünüyoruz. Bunu aktarırken de en önemli kanalımızın dil olduğunu biliyoruz. Onun için de edebiyat alanını da seçtik. İki alanda öğretmen akademilerini başlatıyoruz. Geçen hafta edebiyat akademisini başlatmıştık. Bu hafta da şehir kültür akademisini başlatıyoruz. Bu iki alanı seçtik. Özellikle şehir kültür Tokat için çok çok önemli. Çünkü Anadolu'nun İslamlaşması Tokat'tan başladı. Atalarımızın Anadolu'yu Türkleştirmesi, İslamlaştırmasını bu topraklarda başlattılar. İlmi geleneği bu mekanlarda başlattılar. Onun için buna önem veriyoruz. Biz mekanın, bu sokakların ruhunu günümüzün, zamanın ruhuyla birleştirmek, çocuklarımıza bütüncül bir bakış açısı sağlamak için çabalayacağız. Ama bunu öncelikle bizler, öğretmenler kendimiz önce kavramamız gerektiği düşüncesiyle bunu başlattık. Katılan arkadaşlara, gönüllü olarak katılan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hasaten Sayın Valimize, kendisine sunduğumuz zaman Tokat'ımız pilot il değildi. Sonradan katıldı. Bizim ısrarımız, Valimize sunduğumuz zaman Valimiz de bunu teşvik ettiler. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Ve Haşim Hocama bu nazik davetimizi kabul ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Amasya Üniversitesi'nden katılan öğretim üyemiz Mustafa Şahin Hocama da katıldıkları için teşekkür ediyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sayın Müdürümüze teşekkür ediyoruz efendim. Açılış konuşmalarını yapmak üzere Valimiz Sayın Numan Hatipoğlu'nun kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun efendim. Çok kıymetli hocalarımız, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle geciktiğimiz için kusura bakmayın. Birkaç program çıktı son anda, çıkmaya çalıştık ama ancak gelebildik. Tabii öğretmen akademileri hem kavram olarak çok önemli. Benim de özellikle üzerinde duracağım en önemli hususlardan birisi. Eğitime yön veren, aynı zamanda geleceğe yön veren öğretmenlerimizin muhakkak ki donanımlarıyla, kendi gelişimleriyle doğrudan orantılı olan bir husus bu. Öğretmenlerimizin muhakkak hem günümüzün yeniliklerini hem de değerlerimizle ilgili olarak çok daha fazlasıyla bilgi sahibi olmaları büyük bir önem taşıyor. İçinde bulunduğumuz mekan 1150 yılında yapılmış olan Yağbasan Medresesi. Yağbasan Medresesi'nin bir muadili de Niksar'da var. Danişmentliler tarafından kurulmuş olan bu eğitim ocağı aynı zamanda Anadolu'nun hem Türkleşmesinde hem de Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecinde buradan yetişmiş olan hocaların, bilim adamlarının, ilim adamlarının büyük gayretiyle oluşmuş. Dolayısıyla da Anadolu'nun mayası diyeceğimiz bir yerdeyiz. Burada daha önce biz ilk geldiğimiz andan itibaren yaklaşık 2 yılı buluyor. Öğrencilerimizin, lise öğrencilerimizin buraya gelerek, burada mekanı soluyarak, taşlara dokunarak adeta
geçmişle bir iletişim, etkileşim içinde bulunmalarını büyük önem verdiğimizi ifade ettik. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz de bunu bir proje halinde geliştirdi. Şu an itibariyle de devam ediyor. Tabii bu burada kalmadı. Adeta suya atılan bir taş gibi. Üniversitemiz keza burayı kullanıyor. Ayrıca biz yine üniversite ve belediye olarak da burada İrfan Sohbetleri ismiyle bir sohbet başlattık. Bununla da yine Türkiye'de yetişmiş değerli bilim adamlarını bu ortamda misafir ediyor. Onlarla buluşturmaya çalışıyoruz. İnşallah öğretmen arkadaşlarımızdan duyuruyu yapar müdürümüz. Daha sonra gelecek olan misafirlerimize de katılımlar olur, değerlendirmeler olur. Çünkü biz Anadolu'nun yitik değerlerini tekrar ortaya çıkarmak, Türk-İslam medeniyetinin şu an itibariyle çok ihtiyacımız olan değerlerini tekrar toplumumuzla, sizler vasıtasıyla, nesillerimizle, insanlarımızla, vatandaşlarımızla buluştururuz diye ifade ediyorum. Ben hocalarımıza teşrifleriyle teşekkür ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun. Sayın Valimize teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, bugün aramızdaki konuğumuz Profesör Doktor Haşim Şahin. Haşim Şahin hocam aslında Tokat'ı biliyor. Daha önce bu mekanlarda program da yaptılar. Kendilerini davet ettiğimizde hiç tereddütsüz kabul etti. Çalışma alanlarına da bakmışsınızdır. Tokat onun için adeta böyle bir laboratuvar gibi. Az önce Milli Eğitim Müdürümüzün de ifade ettiği gibi 1071 hemen ardından 1080'lerden itibaren burada Türk İslam eserlerini görebilmekteyiz. Sözü uzatmadan efendim şimdi sözün ehline bırakıyorum. Profesör Doktor Haşim Şahin hocamızı huzurlarınızda kürsüye davet ediyorum. Buyurun sayın hocam. Sayın valim, sayın müdürüm, kıymetli meslektaşlarım ve değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, katılımlarınız için teşekkür ediyorum öncelikli olarak. Birkaç yıl önce burada bir televizyon programı yapmıştım. Mustafa hocam da konuğum olmuştu. Yine Ali hocam vardı, Murat hocam varlardı ve bir akşam günüydü. Hasan abi hemen yan tarafta böyle bir semaver kurmuştu. Onun hayaliyle tekrar buraya geldiğimi ifade edebilirim gönül rahatlığıyla. Şimdi Anadolu'yu yurt yapanlar diye bir tabir kullandık. Doğrudan konuya girmek gerekirse öncesinde bir lise söyleşimiz vardı. Harika çocuklar, tek kelimeyle onu söyleyeyim. Yani Gazi Osman Paşa Anadolu Lisesi beni çok etkiledi. Altındaki müze beni çok etkiledi. Tokat benim açımdan önemli bir şehir, çalışma alanı olarak. Burada çok iyi dostlarım var, meslektaşlarım var üniversiteden. İlk TÜGVA etkinliği olarak gelmiştim. Arkadaşlarla karşılaştık tekrar. Sonra program için gelmiştim. Şimdi yine Milli Eğitim Müdürlüğümüzün etkinliği kapsamında buradayım. Neden Anadolu'yu yurt yapanlar dedim? Bu üzerinde biraz konuşmamız ve tartışmamız gereken bir husus. Şimdi Anadolu'da Türk yerleşimi, Müslüman Türk yerleşimi ne zaman başlıyor? Buradan hareketle belki gitmek gerekir. Bizim çok güçlü bir algımız var, bir paradigmamız var. Malazgirt Savaşı önemli bir kırılma noktası. Ama her zaman şunu ifade etmek gerekir ki bir savaşın anlam kazanabilmesi için sonraki başarıların da önemi var. Yani şöyle ifade edeyim, birazdan detaylandıracağım. Eğer Niksar merkezli olarak gelişen birinci, yani müsebbibi Niksar olan 1101 yılı savaşlarını Sultan Kılıç Arslan ve Gümüştekin Gazi kazanmamış olsalardı Malazgirt Savaşı'nın bir anlamı kalmayacaktı. Nasıl
Kurtuluş Savaşı'nı Atatürk ve silah arkadaşları ve kahraman halkımız yaşlısından gencine, kadınından çocuğuna varıncaya kadar topyekun bir mücadeleyle kurtuluş mücadelesini vermemiş olsalardı İstanbul'un fethinin bile anlamı kalmayacaktı. Bu sebeple tarih ilgililerine, tarih sevdalılarına söyleyeceğim cümle şu: tarihte süreklilik esastır, bütünlük esastır ve tarihi dönemsel başarılardan daha çok bir bütün olarak görmek gerekir. Biz çok şanslıyız ki Türk tarihi ve Türk milleti her zaman bağımsızlığına düşkündü ve zaman zaman düştüğü zaman da yerden kalkmasını çok iyi bilmişti. Şimdi Anadolu'nun yerleşimi ve Müslüman Türk yerleşimi açısından baktığımızda Tokat'ın tarihini biraz eskilere kadar götürmemiz lazım. Yani İslami dönemin Tokat'ı olarak baktığımızda meseleye, Müslümanlığın tarihinin Tokat'a uğradığı süreç İslamiyet'in ilk 100 yılının içerisinde. Bu çok ayrıcalıklı bir şehir haline getiriyor. Yani İstanbul'u kuşatan, Emeviler döneminde İstanbul kuşatmaları var malumunuz. Ve İstanbul'u kuşatan isimlerden birisi olan Mesleme bin Abdülmelik, meşhur Abdülmelik bin Mervan'ın oğlu. Abdülmelik Emevilerin en kudretli halifesiydi. Abdülmelik bin Mervan'ın oğlu Mesleme bin Abdülmelik Tokat'a geldi ve Tokat'ı ele geçirdi. Yani ilk Müslüman hakimiyetine girmesini Emeviler dönemine kadar götürebiliriz. Aynı Abdülmelik bin Mervan burayı ele geçirdikten sonra gitti İstanbul'u kuşattı. Ve o misyonu, vizyonu, yani İstanbul'un fethine uzanan süreç açısından baktığımızda Tokat'ın dolaylı bir payının olduğunu söyleyebiliriz. Peki sonra ne oldu? Mesleme Azerbaycan ve Anadolu valisiydi ve Erminiye'miz Ermenistan bölgesinin valisi olma özelliği. Sonra geliyoruz. Abbasiler devrinde Türk emirler var. Bunu ispatlayamam ama ön sezi olarak zorlayabilirim bir tarihçi olarak. Bu bölgenin hakim, yani vaktiyle Mesleme bin Abdülmelik'in yönettiği bölgeleri idare eden kişi Abbasiler döneminin meşhur Boğa el-Kebir idi. Boğa'nın adını hiç ben öğrencilerimi istiyorum. Bazen Kızılderililer Türk mü diye sorduklarında mental olarak olabilir diyorum. Çünkü Abbasi döneminin önemli kumandanı Boğa el-Kebir, Kebir, Büyük Boğa, Boğa es-Sagir, Küçük Boğa. Bunlara itiraz etmiyorsunuz da Kızılderililerin oturan boğasına niye itiraz ediyorsunuz diye espriyle bazen yorumda bulunabiliyorum. Ama tabii ki bu işin esprisi, Boğa el-Kebir önemli bir isimdi ve onun Kayseri bölgesine ve Ankara bölgesine, yani Samalu diye tam tespit edemedikleri bir bölgeye akın yaptığını biliyoruz ve kuvvetle muhtemel Ankara-Kayseri hattına giderken vaktiyle Müslüman hakimiyeti altındaki Tokat'tan veya bu güzergahtan geçmiş olması gerekiyor. Ama tabii ki Tokat'ın asıl önemli hale gelmesi çok daha sonra. Fakat bizim Anadolu'daki ilk Türk yerleşimi Malazgirt ile mi başladı sorusuna tekrar bir cevaplamam. Bunu biz biraz daha erken döneme taşımak durumundayız. Neden erken bir döneme taşıyoruz? İşte arkeolojik kazılar burada devreye giriyor. Arkeoloji, yani gelişen bilimin içerisinde tarihe gerçek anlamda yardımcı olan bilim arkeoloji. Arkeolojik bulgular çok önemli. Mesela ilginç bir parantez örneği vereyim size. Bizim Hasan Hoca, Hasan Yılmaz Yaşar, Karacahisar'ı kazıyor. Karacahisar Kalesi Eskişehir'de Osmanlı Devleti'nin bağımsızlık hutbesinin okunduğu ve bir anlamda devletin kurulduğu yer olma özelliğine sahip. Ben de bir şekilde danışman olarak o projenin içindeyim Sayın Valim. Ama buradaki size anlatmak istediğim hikaye başka. Yani Anadolu'nun İslamlaşma tarihi için de bunu söyleyeceğim. Bizim en büyük derdimiz, Hasan'la en büyük hayalimiz Karacahisar'da Osman Gazi'nin parasını bulmak. Bunu bulduğumuz zaman diyeceğiz ki kesin burada kuruldu. Osman Gazi'nin parasını bulamadık.
henüz bulamadık. Kazılar bitmedi. Eninde sonunda bulacağımızı şüphem yok. Ama neleri bulduk biliyor musunuz? Anadolu tarihinin İslam tarihi kaynaklarında ve Bizans kaynaklarında yazmayan seyrini değiştirecek bulgular elde ettik burada. Nedir? Eskişehir başından itibaren, yani Anadolu'ya Malazgirt sonrasında Selçukluların bölgeye gidişinden itibaren Osmanlılar dahil Osmanlılara gelinceye kadar, yani tarihinde hiçbir zaman bir daha Bizans hakimiyeti altına girmediğini tespit ettik. Bunu nasıl yaptık? Paralar üzerinden tespit ettik. Çünkü Kılıç Arslan döneminden itibaren her Selçuklu hükümdarının Karacahisar'da parasını bulduk. Ve bu sürekliliğini görmüş olduk. Daha ilginç bir şey bulduk. Hasan henüz yayınlamadı bunu ama yayınlayacak. Bir para birimi keşfettik, tespit ettik. Nedir bu para birimi? Papalık 1. Haçlı Seferi'ne katılanlara özel, hani biz böyle özel günlerimizde para bastırıyoruz ya, yani özel para. Haçlı Seferi'ne katılan askerlere, Haçlı askerlerine para bastırmış, sikke bastırmış, yani kendi dönemine dair para bastırmış ve bunları vermiş. Biz dünya tarihinde ilk defa 1. Haçlı Seferi'ne katılan şövalyelerin parasını bulduk. Karacahisar Kalesi'nin içinde özel, şekli, tasarımı, her şeyi farklı ve bu tarihin geldiği boyutu ifade ediyor. Bu kadar parantezi niye genişlettim? Şunun için genişlettim. Biz tarihçiler, ortaçağ tarihçileri, Mustafa Hocam da burada, Sivas, Malatya, Tokat ve Amasya'yı bir bütün olarak görüyoruz teknik olarak baktığımızda ve Şevket Dönmez Hoca Amasya'da Ulusoyu'yu kazıyor. Takip ediyorsanız biliyorsunuz. Dur. Şevket Hoca şunu buldu. Amasya'da Ulusoyu'da Müslüman Türk yerleşiminin varlığını arkeolojik kazılar çerçevesinde ispat etti. Burada bir Müslüman mezarlığı buldu. Hatta bir Müslüman kız buldu. Kıbleye dönmüş, kurgan tarzında yapılmış. Yani Türk göçüyle ilişkilendiriyor. Ve 1021 yılına, 1900-1021'e tarihlendiriyor. Bu da bize şunu gösteriyor. Bu coğrafyada Tokat Amasya havalisinde, Ulusoyuk bağlamını düşündüğümüzde, Müslüman Türk yerleşiminin zaten Malazgirt Savaşı'ndan 50 yıl önce başladığını ve Türklerin artık Müslüman Türkler olarak bu coğrafyada yaşadıklarını gösteriyor. Bu tarihin, bana sorarsanız, çok küçük bir ayrıntı olsa da bölgenin İslamlaşma tarihini göstermesi açısından önemli bir gelişme. Yapılacak bu, Türkiye'de arkeoloji, en azından İslami dönem arkeolojisi, klasik arkeoloji için aynı şeyi söyleyemem ama emekleme aşamasında bile değil. Ve bu arkeolojik çalışmalar arttıkça, kazılar arttıkça devletimiz ciddi anlamda destek veriyor arkeolojik kazılara. Kültür Bakanlığımız destek veriyor, Tarih Kurumu destek veriyor. Benim mensup olduğum Anadolu Üniversitesi bile 8 tane farklı kazıyı doğrudan destekliyor. Bu arttıkça çok farklı gelişmelere tanık olacağız. O yüzden erken konuşmakta, peşin hüküm vermekte acele etmememiz gerekiyor diye düşünebiliriz. Şimdi efsanevi bir sefer var. Çağrı Bey'in meşhur Anadolu Seferi 1018 yılında. Bunu doğru kabul edersek, ki ben Selçuklu tarihçilerin içinde bunu doğru kabul edenlerden birisiyim. İhtimal değil, kesin bence. 1000 yıldır, yani 2018'i düşündüğümüz zaman 1000 yıldan daha uzun bir süre zaten Anadolu'da Türk yerleşimi var. Boğa el-Kebir'in Abbasiler dönemindeki seferlerini hadi kenarda tutsam bile bu şekilde var. Ve Çağrı Bey rivayete göre buraya geldiği zaman kendisine kılavuzluk edenler daha önce burada yaşayan Emir Buldacı gibi Türk kökenli isimlerdi. Bunlardan söz edilir. Onunla birlikte gelmediler. Zaten burada var idiler onlar. Ve Selçuklular kendilerine devlet kurup bir fetih güzergahı belirlediklerinde batıya doğru yönlerini dönmüşlerdi. Belki eski Türklerde Han'ın çadırı doğuya bakardı ve ana meşruiyet kaynağımız güneş ve doğuydu. Ama artık Müslüman olduktan sonra
meşruiyet kaynağımız Batı oldu, Bağdat oldu. Çünkü halife oradaydı ve doğal olarak Türklerin seyri batıya doğru ilerledi. Bu zaman diliminin içerisinde de Musul'un, Halep'in ele geçirildiğini, hızlı bir şekilde Türk yurdu haline getirildiğini, Selçuklu emirlerinin buralarda adeta keşif hareketi veya fetih hareketi gerçekleştirdiklerini biliyoruz. Gümüştekin Bey böyle, Afşin Bey onun kardeşi böyle, Emir Porsuk baktığımızda böyle. Mesela tarihimizde iki tane Afşin var. Bilmeyenler için söyleyeyim. Kahramanmaraş'ın ilçesi olan Afşin'i ismini veren Afşin Bey, Selçuklu Afşin'i değil, Abbasiler dönemindeki Türk kumandanlarından Afşin Bey'di. Ve bu bölgedeki fethin neredeyse Urfa dahil Hazreti Ömer zamanına kadar zaten gittiğini biliyoruz. Müslüman yerleşimi olarak Türk kumandanı Afşin'in ismi burada verilmişti. Sonraki dönemin Afşin'i ise Malazgirt Savaşı'nın öncesinde Anadolu'yu adeta tarumar eden ve bir anlamda lojistik bilgi vermek suretiyle Malazgirt Savaşı'ndan sonra gerçekleşecek olan fetih sürecinin altyapısını oluşturan insanlardı. Yani şunu rahatlıkla söyleyebilirim, Malazgirt Savaşı'na Türkler geldiği zaman Anadolu'nun her tarafını karış karış zaten biliyorlardı. Ege hattını da çok iyi biliyorlardı. Denizli'ye kadar gitmişti Afşin Bey, Marmara'ya kadar gitmişti. Ve Süleyman Şah'ın Malazgirt sonrasında Üsküdar'a kadar gittiğini zaten biliyoruz. İlk defa İstanbul'u gören Türk emiri kimdir derseniz hükümdarı Kutalmışoğlu Süleyman Şah'tır diyebiliriz. Şimdi tabii ki bana göre bir belgesel çalışması yapıyoruz A Haber için. Benim o grupta programım var biliyorsunuz. Yani Tarih TV'de de var, Wow TV'de de var. Şimdi burada teklif şuradan geldi. Dediler ki biz bunu Malazgirt'le başlatalım. Anadolu'nun Türkleşme sürecini, maceramızı. Ben de dedim ki hayır, Malazgirt'le başlatmayalım. Tamam, 1018 tezi size çok sıcak gelmiyorsa bile en azından 1064'te başlatmamız gerekiyor. Neden 1064? 1064 önemli bir tarihtir. Birincisi bu toprakların sahibi olan Danışment Gazi'nin siyaset sahnesine çıktığı tarih olarak 1064'ü rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu bir. İkincisi Ani'nin fethi bana göre asıl psikolojik kırılma noktasıdır. Ve bu açıdan bizim devlet olarak, ülke olarak, halk ve toplum olarak Ani'nin fethi meselesini en az Malazgirt kadar önemsememiz gerekiyor. Bunu bir kenara yazın. Ani'nin sembolik özelliği vardı, sembolik değeri vardı. Bölgedeki yapılanma açısından sembolik değeri vardı. Ve Ani'ye giden yol aslına bakarsanız Tuğrul Bey zamanında 1048 yılındaki Pasinler Savaşı ile zaten açılmıştı ilk yol. Ani'nin fethi şu açıdan önemli. Anadolu'daki ilk Türk camisinin, Muhammed Aslan Hoca bunu gönül rahatlığıyla o bölgeyi kazan kişi olarak zaten söylüyor. Minüşehir Camisi'nin Anadolu'daki ilk Türk camisi olduğunu söylüyor. Ve siz bir ülkeyi fethedip, bir coğrafyayı fethedip ilk defa ezan sesini duyuruyor iseniz zaten macera burada başlıyor demektir. Şimdi Ani psikolojik kırılma noktasıydı. Çünkü ele geçirilmesi zordu ve Anadolu'nun anahtarıydı. Ani Malazgirt'in sebebidir. Hani tarihte sebep sonuç ilişkisi diyoruz ya, Malazgirt'in oluş gibi aslına bakarsanız Ani. Peki Malazgirt öncesinde ne oldu? Sultan Alparslan'ın Mısır seferi. Yani Fatımi Devleti'ni ortadan kaldırmak ve İslam dünyasının tek lideri olmak istiyor. Bu kendi politikası değil. Yani özgün bir politika değil. Çünkü bu Tuğrul Bey'in de ana politikasıydı ve bir anlamda devlet politikası gibi görebilirsiniz bunu Selçuklular için. Ama Tuğrul Bey ile sınırlı kalmadı bu. Alparslan amcasının bir anlamda bütün planlarını, projelerini bilen ve hayata döken, uygulayan isim oldu. Ne yaptı Alparslan? İşte dediğimiz gibi Gürcüleri kontrol altına aldı. Meşhur Gürcistan seferine çıktı. Yanında bir fakihi var. Tarih salt siyasi iktidarın başarısından ibaret değildir. Benim en büyük tezim bir sosyal tarihçi olarak. Aynı zamanda dervişlerin, sufilerin, alimlerin veya diğer meslek gruplarının
Bunda çok ciddi payı vardır. En azından psikolojik olarak bir desteği bunların sağladığını görüyoruz. Zaman zaman fiili bir şekilde savaşlara dahil olduklarını da görüyoruz. İşte Sultan Alparslan'ın fakihi de her zaman onun yanındaydı. Ve Alparslan'a şöyle önemli bir cümleyi kurmuştu. Sen Fırat'ın başına geçen ilk Türk hükümdarısın. Burada kastettiği aslında Oğuzların ve Selçukluların hükümdarını kastediyordu. Fakat bu yine Fırat'ın batısına geçmesi de psikolojik bir kırılma noktası. Bizans açısından baktığınızda artık Türk rüzgarı geliyor. Türk çağı gelmeye başlıyor ve netice itibariyle aniden sonra, öncesinde ve sonrasında Sultan Alparslan'ın hızlı bir şekilde Doğu Anadolu'yu kontrol altına almaya başladığını görüyoruz. Gürcistan hattını kontrol altına almaya başladığını görüyoruz. Ve Ermenileri, bölgedeki Ermenileri baskı altına almaya başladığını görüyoruz. Bu aynı zamanda Selçukluların geniş dünya görüşünün bir sonucudur. Şimdi Selçuklu haritasını düşünün ve fetih güzergahını düşündüğünüzde aslında biz Ege bölgesini anlatırken dağlar denize dik uzanır, işte paralel uzanmaz diyorlar ya, buna da böyle bakın. Selçuklu fetihleri aslında Anadolu'ya dikey fetihler değil, yukarıdan aşağıya Hazar'dan Kirman hattına yatay fetihlerdir. Ve genelde fetih güzergahı ilk başladığında Rey oradan Kirman'a iner, Belhi bağlar ve Karadeniz'in, Hazar'ın kuzeyine kadar uzanır. Bu da şu anlama geliyor aslında. Selçuklular sadece siyaseti öne çıkartan bir devlet değildi. Kendi ekonomilerini de güçlendirmek istiyorlardı ve kadim ticaret yollarının ister Hazar'ın güneyinden geçsin, ister kuzeyinden geçsin, Kafkasya hattını ele geçirdiğiniz zaman her türlü kontrolü sağlamış oluyorsunuz. O sebeple plansız fetihler değil, aksine çok planlı, çok iyi hesaplanmış fetihlerdi bunlar. Ve sonuç itibariyle Selçukluların başarısı ile neticelendi. Malazgirt hangi açıdan önemlidir? Malazgirt'in öncesinde zaten Sultan Alparslan'ın etrafında olan ve savaş sırasında da onunla birlikte hareket eden pek çoğu savaşa katılmış olan emirlerin bir süre sonra birer devlet kurduklarını görüyoruz. Bu insanlar Anadolu'yu yurt yapanlardır. Bu terminolojik kavram biraz bana ait sayılabilir. İkiye ayırdım ben beylikleri. Hep böyle klişe beylikler anlatılır ya, işte birinci beylikler, ikinci beylikler diye. Alparslan hocam, sevmiyorum ben bu birinci beylik, ikinci beylik hikayesini. Ben de kendime göre şöyle bir tasnif yaptım. Birinci beylikler dediğimiz işte Mengücekliler, Danışmentliler, Saltuklular, Artuklular, Çubukoğulları, Dilmaçoğulları, bunlar Anadolu'yu yurt yaptılar. Malazgirt'in sonrasında beylikler kurup buraya muazzam eserler kurarak Anadolu'yu yurt yaptılar. O yüzden yurt yapanlar diyorum. İkinci beylikler için ise tanımlamam şu şekilde: bunlar da Anadolu'yu yurt tutanlar. Şimdi yapmak var, bir de tutmak, süreklilik esastır. Hani az önce liseden konuşurken söylemiştim ya, Kudüs'ü aldı Sultan Selahaddin ama almak mesele değil. Peşinden Avrupa'nın en büyük kralları, Aslan Yürekli, Rişer başta olmak üzere geldiler, şehri kuşattılar. Kuşatma 2 yıl sürdü. Mesele Kudüs almak kadar sonrasındaki kuşatmaya direnç göstermektir. Sürekliliği sağlamaktır ki fetih kalıcı ve anlamlı olsun. İşte burada da bu beylikler arasında bir bütünlüğün söz konusu olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Bazı beyliklerin toprakları, mesela Artuklular için söyleyebilirim, hiçbir zaman Selçuklu hakimiyetine girmeden doğrudan el değiştirdiler. Yani Osmanlı hakimiyetine bile çok geç girmişlerdi. Burada Malazgirt Savaşı'na katılan, savaşın kazanılmasında birinci derecede etkisi ve payı olan bazı beyler var. Kimler bunlar derseniz hızlıca söyleyelim. İşte Tokat, Sivas ve Kayseri bağlamlı olarak düşündüğümüzde Danışmentliler, ama Danışmentlilerin mesela birazdan daha detaylandırabilirim. Tokat'ın mesela Danışmentli dünyasında tamamen prestij ve itibar sahibi olmasını sağlayan kişi Danışmentli hükümdarlarının içinde özellikle Yağbasan'dır. Yani bu medreseyi yaptıran, Nikser'deki medreseyi yaptıran ve Nikser'de gömülü olan Yağbasan, ki kendisi
Danışmentli Beyliği'nin en kudretli hükümdarlarından birisi olma özelliğine sahiptir. İlim dostudur, alimlerin dostudur. Zaten yaptırdığı yapıyı düşündüğümüz zaman, planlamasını düşündüğümüz zaman ya da Nikser'deki medrese formunda yaptırdığını düşündüğümüz zaman aslında daha en erken dönemden itibaren bu bölgeyi fetheden, bu bölgede kalıcı olmayı hedefleyen bir beyliğin bu kalıcılığı sadece siyasi başarılarla değil, aynı zamanda kültürle ve irfanla da ayakta tutabileceğini çok iyi fark ettiğini ve bunun için de somut adım attığını görüyoruz ki bu somut adım içinde bulunduğumuz, doğrudan doğruya içinde bulunduğumuz mekandır. Bunun ispatıdır. Danışmentlilerin Anadolu kültürüne kazandırdıkları en önemli şehirlerden birisidir Tokat. Tabii ki sadece danışmentlerle sınırlı değil Tokat. Her şehrin yüzlerce yıllık tarihi var. Yani Friglere kadar uzanan bir tarihten bahsediyoruz ama hani Sayın Valimiz açılışta dediler ya, bir irfan iklimi oluşuyor burada. İşte bu irfan ikliminin mimarları önemli. Yani Halil İnalcık Hoca'nın, rahmetlinin patronaj olarak belki çok daha soyut şekilde ifade ettiği yaklaşımın somut versiyonu bu yapılardır ve buralarda yetişen alimler onların talebeleridir. Yani İstanbul'a gittiğinizde iki büyük sufi sizi karşılıyor. Hatta daha benim memleket Bolulu'yum ben. Geçerken önce Hayrettin Toka diye bir selam veriyorsunuz. Bolulular soruyorlar, bu Tokatlı'nın burada ne işi var diye. Acaba ne işi var? İstanbul'a gidiyorsunuz, Mehmet Emin Tokadi hemen Zeyrek Kilisesi'nin camisinin altında sizi karşılıyor. Şimdi bu adamların derdi var. Dün bana Fatih'te etkinlik yapıyorum Fatih Belediyesi için. Buharileri anlatıyorum. Bu Buharalıların burada ne işi var diyor. Ne Şems Emir Ahmet Buhari'den tutun da Şeyh Murat Buhari'ye kadar, Abdülkadir Belhi'ye kadar, Hazreti Belhi 1923'te öldü, Mevlana 1271'de öldü, ikisi de Belhi'ydi. Yani bu adamların bir derdi vardı, bir misyonu taşıyorlardı. Kültürün temsilcisi ve bugün suni söyleyelim. Yani bugün dünya ulus devlet geleneğinden sonra çok farklı sınırlara bürünmüş olabilir ama Müslümanlar orta çağda kendilerini bir bütünün parçası olarak görüyorlardı. Özellikle ulema, belirgin sınırlardan şundan bundan söz edemeyiz. Bu kültürün parçası olarak Mekke'deki adam da aynı şeyi düşünüyor, Şiraz'daki de aynı şeyi düşünüyor, Kaşgar'daki de aynı şeyi düşünüyor, Taşkent'teki de aynı şeyi düşünüyor. Ve bir kültür mirası meydana getiriyorlar. Bir bilgi sirkülasyonu söz konusu. Yani Endülüs'te yaşayan bir alimle Kaşgar'da yaşayan ya da Gazne'de yaşayan alimin mektuplaştığını görüyoruz. Birbirlerini hiç görmüyorlar ama gayet iyi tanıyorlar. Bir de hani fırsatı iyi değerlendirmek diye bir şey var ya, haç. Her konferansımda söylüyorum. Hepsinde de söylemeye ısrarla devam edeceğim. Ve hiç tez çalışması yapılmıyor Türkiye'deki akademide. Mekke'nin ve haccın İslam dünyasında bilimin gelişmesindeki rolünü hiç kimse çalışmıyor. En güzel fırsattır. Şimdi uçağa biniyorsunuz, işte bir gün önce varıyorsunuz, ritüelleri tamamlıyorsunuz, kurban kesip dönüyorsunuz. 6 gün sürebiliyor hac. Anlatabiliyor muyum? O dönemde bir hac 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl sürüyor. Alimler en büyük hacılar. İşte bir Mekke'de buluştuğunuz zaman, buradaki gibi bir ilim mahfilinde buluştuğunuz zaman Uygur bölgesinden gelen bir hacıyla Granada'dan gelen bir hacı, Kurtuba'dan gelen bir hacı, Yemen'den gelen bir hacıyla Kırım'dan gelen bir ya da Kazan'dan gelen bir hacı, işte Şiraz'dan, Isfahan'dan, Buhara'dan gelen bir hacıyla Hindistan'dan, Delhi'den, Multan'dan gelen ya da İstanbul'dan giden, Kastamonu'dan gelen bir hacı bilgi paylaşımında bulunuyorlar. Herkes anlatıyor ve hac dediğimiz olay İslam dünyasında entelektüel düşüncenin, fikrin en güçlü ve en yoğun şekilde üretildiği mekanlardan birisi haline dönüşüyor. Tabii ki bu açıdan baktığımızda bu tip mekanlar, bu tarz mekanlar bilginin peşinde koşan insanlar var olduğu müddetçe bu bilginin yayılmasına
katkı sağlayacaklardır. Bu misyonu her zaman sürdürdüler ve sürdürmeye devam edeceklerdir. Şimdi Malazgirt Savaşı'ndan sonra Danışmentli coğrafyasını söyledik. Bunun dışında Mardin'de Hısnı Keyfa, bizim ortaçağcıların deyimiyle ama modern dünyada Hasan Keyf olarak daha öne çıkmış olan ve onun ardından da Harput'ta üç kol halinde gelişen bir Artuklu hakimiyeti söz konusu. Yine bugün dünya turizminde, Türk turizminde baktığımızda Artuklu mimarisi diye bir realiteyle karşı karşıyayız. Muhteşem taş yapılar, Anadolu'nun eşsiz yapıları, eşsiz mimarisini, medreselerini, kültürünü Artuklu sahasında görüyorsunuz. Bakıyorsunuz devletin kurucusu olan Artuk Bey, Alparslan'ın ve Selçukluların en güçlü, en kudretli emirlerinden ve kumandanlarından birisi. O da kendisinin ve soyundan gelenler için bir medrese oluşturuyor. Harput'a gittiğiniz zaman Fahrettin Behram Şah'ın türbesini ya da kaleyi gördüğünüz zaman, camiyi gördüğünüz zaman ne demek istediğinizi çok daha iyi anlayacaksınız. Saltuklulara gidiyorsunuz. İki defa Erzurum'a gittim. İkinci gidişim tam bir felaketti. Covid. Hani Evliya Çelebi anlatıyor ya seyyahında. Bir seyyahın yaşayabileceği en büyük bahtsızlık bu olsa gerek. Dört günlüğüne bir şehire gidip üç gününü tamamen hastanede yatarak geçirirseniz kötü bir anı olarak zihninizde kalıyor. Az önce Ömer Hoca yazıyordu Sayın Valim Erzurum'dan. Kitap fuarına davet ediyorlar seni diye. Tam siz konuşurken dedim ki katiyen gelmem. Tabii o işin esprisiydi. Çünkü son kötü. Ama o bölgede her adımda Saltuklu mimarisini görüyorsunuz. Muhteşem bir mimari. Kümbetlere baktığımızda bu Türk kültürüne has, Türk kültürüne özgü yapıları dünyanın başka hiçbir yerinde görme şansımız yok. Bu açıdan baktığımızda bir sadece gönüle değil, sadece siyasete değil, aynı zamanda göze de hitap eden bir estetiği daha bu beylikler devrinden itibaren görüyorsunuz. Saltuklular deyince aklımıza gelen, en azından benim çalıştığım, üzerinde yazdığım bir hanım sultan var ki Türk tarihinde eşi benzeri yok. Herhalde İngiltere kraliçesini, İspanya kraliçesini, ne bileyim İzabel'i ya da Elizabeth'i biliyoruz ama Raziye Begüm deyince zihnimizde neler canlanıyor? Mama Hatun deyince zihnimizde neler canlanıyor? Az önceki konferansta söylediğimi oradakiler çocuklardı ama müsaadenizle büyüklere de söyleyeyim. İlk önce bizim kendi kültürümüzün, kendi potansiyelimizin, köklü geçmişimizin farkına varmamız, üzerinde durmamız, ısrarla peşinden gitmemiz ve yeri geldiğinde de şiddetle savunmamız gerekiyor. Kültüre sahip çıkacaksınız. Kişi geçmişinden utanmamalı çünkü kökleriyle birlikte var olan bir toplumuz ve görünen, hani yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır derler ya klişe bir cümle. Zaten görünen ayakta olan kültür neler yapılabildiğini geçmişte çok net bir şekilde ortaya koyuyor. İşte Tercan'da bir külliyesi var. Muhteşem bir külliye Mama Hatun'un. Mengücekliler deyince ya da Mengücüklüler deyince daha orijinal söylenişiyle aklımıza ne geliyor? Bir örnek versem yeter. Divriği Ulu Camisi. Başlı başına dünyada bir benzeri, bir karşılığı olmayan, göze de hitap eden, gönle de hitap eden, ruha da hitap eden, aynı zamanda bir prestij mekanı olarak, bir resleşme mekanı olarak ayakta duran muhteşem bir yapı. Dünyada bunun bir karşılığı yok. Divriği Ulu Camisi'nin kapısı bizim herhalde önüne ordu yığıp savunmamız gereken bir kültür. Şimdi Seyit Mahmut Hayrani'nin türbesinin kaçırıldığını düşündüğümüzde ya da Mardin'de Artuklu Camisi'nin kapı tokmağının yurt dışına kaçırıldığını düşündüğümüzde diğerlerini saymıyorum bile. Divriği Ulu Camisi'ni gece gündüz böyle önünde yatıp kalkmamız gerekiyor. Çünkü bir karşılığı yok açıkçası. Bunlar, bu saydıklarımın hepsi Malazgirt Savaşı'nda Anadolu'da kurulan ve Anadolu'yu yurt tutan, yurt yapan bir topluluk, devletler ya da emirlikler bütünlüğü olarak düşünebiliriz. Tabii burada nasıl yurt tuttular tartışması devreye girdiğinde üç
ana siyasi yapının öne çıktığını görüyoruz. Neden yurt yaptılar? Nasıl yurt yaptılar? Birincisi Malazgirt Savaşı'ndan sonra bir cümle var. Onu Sultan Alparslan etmiyor aslında bakarsanız ama hani demiş ya bu internette falan dolaşıyor. Böyle bir cümle yok. Lütfen çıkarın literatürünüzden. İşte size muazzam bir vatan bırakıyorum. Burası Anadolu'dur. Gidin hadi gazilerim. Öyle bir derdi yok Sultan Alparslan'ın. Ama sonuç itibariyle baktığımızda tam da böyle ilerliyor süreç. Çünkü imparatoru serbest bırakmıştı savaş sonrasında sultanımız. Fakat Bizans'ta zaten imparatorun karşıtları daha fazlaydı. Bir darbeyle adamcağızı tahttan indirdiler. Kütahya Kalesi'nde gözlerine mil çekip adalardan birine, hangisi olduğunu hatırlamıyorum, Heybeli galiba, Orhan bilir o işleri, attılar manastıra ve orada ömrünü tamamladı imparator. Ama artık Anadolu'da Malazgirt'le birlikte Bizans direnişi siyasi anlamda kırıldı. Malazgirt Savaşı'nın üzerinden 4 yıl geçtikten sonra 1075 yılında İznik Selçuklular tarafından fethedildi ve bir devlet kuruldu. Şimdi bir Malazgirt'e bakın Doğu Anadolu'da, bir de İznik'e bakın, işte neredeyse Bizans'ın burnunun dibinde kadim başkenti, Hristiyanlığın ilk defa konsil topladığı, işte Trinity ya da Teslis inancının oluşturulduğu bir şehri ele geçiriyorsunuz. Surlarla İstanbul'un küçük bir modeli gibi olan bir şehri ele geçiriyorsunuz. Muhteşem bir şey. Sonrasında tabii ki Bizans'ın boğazına bu kadar dayanırsanız, Çakabey'i de düşündüğümüzde adalardaki Türk hakimiyetini düşünün. Bizans'ın kendi içine baktığımızda Peçenekleri düşünün. Her tarafı Türkler tarafından kuşatılmış bir yapı çaresiz olarak Haçlı seferlerine başvurdu ve Haçlı çağrısı. Detayı uzatmak istemiyorum çünkü Haçlı seferi başlı başına çok uzun bir konu ama Avrupa bu potansiyele zaten sahipti. Papa'nın da canına minnetti. Avrupa'daki işte kaçkınları, katilleri, macera perestleri, şövalyeleri gönderecek bir alan arıyordu. Açtı İncil'i, dedi ki doğuda ırmaklardan altın akıyormuş. Avrupa'da yoksul insanları bunu verdiğiniz zaman müthiş bir kitlesel hareket başladı Anadolu'ya. Sayıları yüz binleri ordular geldiler ve Haçlı seferleri başladı. Haçlı seferleri İslam dünyasının o zamana kadar, hani böyle biz şey istatistikleri yaparız ya, ivmeler izliyoruz. Sürekli böyle devam eden, böyle devam eden ivmede ilk defa bir sert düşüşe sebebiyet verdi ve ilk defa tersine ibrenin dönme ihtimali belirdi. O sebeple ben İslam dünyasının karşılaştığı üç büyük travma olduğunu ısrarla dile getiririm. Bu travmalardan bir tanesi Haçlı istilasıdır, diğeri Moğol istilasıdır, üçüncüsü Anglo-Sakson istilasıdır. İlk ikisini atlattık uzun süreli de sürmüş olsalar. Moğollar Müslüman oldu, Mustafa Hocam'ın konusu. Mevzu biraz oradan tersine döndü ya da Memlükler Moğolları durdurdular. Zaten Moğollar misyonunu tamamladı. Haçlıları işte İmadettin Zengi, Nurettin ve Selahaddin bağlamında çözdük. Ama Anglo-Sakson istilası 200 yıldır devam ediyor. İlk ikisinin tecrübesi üçüncüsünün de atlatılabileceğini gösteriyor. O yüzden umudu kırmamak lazım yani. Bayrağı her zaman dik tutmak lazım burada. Ama Haçlı seferleri İslam dünyasının, Müslüman dünyanın ciddi bir travmasıyla sonuçlandı. İlginç olaylar var. İşte İznik alınmasıyla başlıyor. Sultan Kılıç Arslan bu sırada nerede derseniz, bizimki iki kardeş birbirine düşmüş durumda. Demin bahsettiğim kahraman Gümüştekin Gazi ile Malatya'nın hakimiyeti konusunda birbirlerine girmiş durumdalar. Ermeni Gabriel'in elinden Malatya'yı almak için danışmentlerle Selçuklular savaş halinde. Tabii İznik düştükten sonra Konya yağmalanacak. Ondan sonra 10 Mart 1098'de ilk Haçlı Devleti Urfa'da kuruldu. Peşinden Antakya düştü, Isyan idaresindeki Antakya. Ardından da Kudüs düştü. Kudüs'ün alınması ve Mescid-i Aksa'da Arap kaynaklarının ifadesine göre 70 bin Müslümanın katledilmesi ilk defa Hristiyan dünyaya karşı
Hilal'in daha doğrusu haça boyun eğmesi anlamına geliyordu ve Müslümanlar bundan ders çıkardılar mı? Kesinlikle çıkardılar. Ama ilginç bir şey söyleyeyim ben size. Bu zaman zaman gözden geçiyor, gözden kaçıyor. Ben tarihte tesadüflere çok inanmıyorum. Kudüs'ün ele geçirildiği, Haçlılar tarafından işgal edildiği ve Müslüman varlığına son verilip Haç'ın Hilal'e galebe çaldığı tarihin 15 Temmuz tarihi olduğunu da ifade etmiş olayım burada. Yani 15 Temmuz 1099 yılıydı. Hristiyanlığın Müslümanlığa galebe çaldığı tarih. Göndermemi zaten çok net bir şekilde anladınız. Yani tarihsel olaylarda çok tesadüfe yer yoktur bu süreç içerisinde. Şimdi diğer taraftan baktığımızda bu iş tersine nasıl döndü? Kudüs'te krallık kuruldu. Uzunca bir süre bu bölgeyi kontrol altına aldılar. Başladığı yerden geri dönecek. Yani 1144 yılında İmadüddin Zengi Urfa'yı aldığı zaman işler rengi tersine dönecek. Peki bizim kahramanlarımıza ne oldu derseniz, bu bölgedeki kahramanlarına, birbirlerini yemeye devam ettiler mi? Ettiler. Tam evdeki iki kardeş gibiler değerli izleyiciler. Hani böyle habire kavga ederler, didişirler ya, ama düşman geldi mi birleşirler. Tam da bunu yapıyorlar. Yine birbirlerine girdiler, danışmentler, Gümüştekin'le Kılıç Arslan. Böyle iki şımarık uzlaşmaz gibi, ama tabii şu da var. Bir itirafta bulunayım. Bir Selçuklu tarihçisi olarak bir itirafta bulunayım. Aslında Malazgirt Savaşı'nın sonrasındaki ortalama 80-90 yıllık dönemde danışmentler daha güçlü ve Anadolu'nun daha hakimiler. Yani Selçuklular danışmentlere göre çok daha zayıf, çok daha geri planda. Bu işi tersine döndürecek olan adam kim biliyor musunuz? Aslında II. Kılıç Arslan. II. Kılıç Arslan'a kadar ya da bir nebze Mesut'un iktidarının ortasına kadar net bir danışment üstünlüğü var Selçuklulara. Ve Selçuklular zaten ana gövdeden, Büyük Selçuklulardan koptukları için danışmentliler Büyük Selçuklulara ana otorite tanıyorlar ve Selçukluları meşru kabul etmiyorlar, Türkiye Selçuklularını. Böyle de bir algı var. Basit bir örnek vereyim. Mesela hiçbir Türkiye Selçuklu sultanına, Büyük Selçuklu sultanlarından herhangi birisi bir mektup ya da bir şey göndermedi. Ama danışmentli emirine Sultan Sencer mektup gönderdi. Bu bile aslında Büyük Selçukluların Anadolu'da meşru siyasi otorite olarak Selçukluları değil danışmentleri daha öne çıkardığını gösteren bir durumdur. Bu yüzden bu cesaretle zaten danışmentli beyleri Selçuklularla sürekli savaş haline girip onların önemli şehirlerini, asıl Anadolu hakiminin kendileri olduğunu düşündüler. Peki sonra ne oldu? 1101 yılı, hani iki kardeş gibi dövüşüyorlar dedim ya, bu bölgede Selçuklular İznik'te ve Konya'dalar. Aslına bakarsanız Haçlılara daha yakın olan danışmentliler. Bölgeye yerleşen Haçlılarla daha sık mücadele etmesi gereken danışmentler. Çünkü Urfa, Kontu, Bodin ya da Antakya Prinkevsi Bohemond habire Anadolu'yu zorluyor ve danışmentli sınır hattında çatışmalar meydana geliyor. İşte tam bu süreçte ilginç bir olay yaşandı. Gümüştekin Gazi bu çatışmalardan birisinde Antakya, bu imparatorun en çok korktuğu Norman asıllı, yani meşhur Robert Guiscard'ın oğlu, 1. Roger'in yeğeni olan, Antakya'da da devlet kurmuş olan Bohemond Guiscard'ı esir etti, getirdi. 3 yıl boyunca Nixer Kalesi'nde tıktı bunu. Tabii ki Avrupa'da kıyamet koptu ve Haçlı orduları peş peşe gelmeye başladılar. Hedef bu kez doğrudan doğruya Nixer, yani Tokat sahası. Ve bunu Anadolu'ya girer girmez Haçlı reisleri yemin ettiler. Nixer'de bir Haçlı devleti kuracaklar. Yani Urfa'da kurulmuş bir devlet, Kudüs'te var, Antakya'da var, sonra Trablus'ta var. Bir tane de Nixer'de kuracağız dediler. Ders olsun bunlara. Ve Merzifon'a doğru ilerlediler. İşte bizim kavgacı kardeşler, hani eve dışarıdan birisi saldırdığınızda birdenbire o kavgaya son veriyorsunuz ve bunu yaptılar. Ahmet, yani Gümüştekin Gazi ile Sultan 1. Kılıç Arslan birleştiler, ordularını birleştirdiler, aralarındaki bütün problemlere son verdiler
ve Merzifon'da Haçlı ordusunu perişan ettiler. Eğer Merzifon savaşı kazanılmış olsaydı Haçlılar tarafından ve kaybedilmiş olsaydı biz şu anda çok şey konuşuyor olurduk. Hani konuşmamın başında söyledim ya, Malazgirt'in hiçbir anlamı kalmayacaktı. Mirya Kefalon savaşı hiçbir zaman olmayacaktı. O yüzden Merzifon'da yapılan Merzifon savaşını, yani Danışmentlilerle Selçukluların ortak savunma hattı geliştirdiği bu savaşı Anadolu'nun en kritik savaşlarından birisi listesine yazmamız lazım. Ama MEP müfredatına bakıyorsunuz savaşın adı bile geçmiyor. Hani bu kadar önemsiyorsak Mirya Kefalon'u, Merzifon savaşı da önemli. İş burada bitti mi? Bitmedi. Çünkü 1101 yılında 3 tane Haçlı ordusu geliyordu. Bu Haçlı ordularından diğeri Konya'ya saldırdı. Ahmet Gazi, Gümüştekin Gazi şunu söylemedi. Bana ne kardeşim, ben Niksar'ı kurtardım. Tokat'ı, kendi coğrafyamı Haçlı tehlikesinden kurtardım. Sen başının çaresine bak demedi. Aynı orduyla ikisi beraber gittiler. Konya önlerinde başka bir Haçlı ordusunu ve Ereğli'de üçüncü bir Haçlı ordusunu yendiler ve Anadolu'yu tamamen Haçlılar tarafından istila edilmekten, bu arada Kudüs'teki ve bölgedeki diğer Haçlılarla yeni gelen Haçlıların birleşmesini engellemiş oldular. Bu açıdan baktığımızda Danışmentli tarihi ve bölgenin tarihi Haçlılar tarafından istila edilmesinin önündeki önemli hususlardan birisiydi. Peki biraz Danışmentli tarihine bakayım. Sonra da yavaş yavaş toparlayalım. Sorularınız olursa açabiliriz biraz daha. Şimdi dediğim gibi Danışment Gazi 1074 yılında Tokat'ı ele geçirmişti. Malazgirt Savaşı'ndan hemen 3 yıl sonra, çok yakın bir süre aslına bakarsanız ve kat edilen mesafeye baktığımızda ve hızlı bir şekilde yerleşim olduğuna, bu bölgenin hızlı bir şekilde Türk yurdu haline geldiğini düşündüğümüzde, başta da söylediğim gibi Malazgirt öncesinden itibaren zaten muhtemelen buraya Türklerin ve Türkmenlerin yerleşmiş olduğunu tahmin edebiliriz. Bu kadar hızlı kök saldıklarına göre 1175 yılında çok özür diliyorum. Danışmentler Sultan II. Kılıç Arslan'ın Tokat'ı ele geçirmesine kadar burada çok köklü bir devlet sürdürmüş oldular. Selçuklular adına burayı ilk yöneten Rükneddin II. Süleyman Şah'tır. İlginç bir adam. Akşam mahmurluğu çökmüş olabilir. Bir espriyle devam edeyim. Biraz sizi tebessüm ettireyim. Şimdi Sultan II. Kılıç Arslan'ın 11 oğlundan biri Rükneddin Süleyman Şah. Ve şehzadeliğinde işte cesaretiyle, gücüyle tanınıyor. Gürcü kraliçesi Tamara bizim sultanlara takmış. Kendisini damat namzede arıyor. Ve Selçuklu sultanının oğullarının namını duymuş. O yüzyılın şartlarında hiç üşenmiyor. Bir ressam buluyor, Anadolu'ya gönderiyor ve bütün oğulların şehirlerini tek tek geziyor, hepsinin portrelerini çıkarttırıyor. Yani ressam üşenmemiş, bizim Selçuklu sultanlarının portrelerini çizmiş, sultanın 11 oğlunun 11'inin portresini götürmüş, Tamara'nın önüne koymuş. Tamara bakıyor şehzadelere, gözüne Süleyman'ı kestiriyor. Diyor ki ben bununla evlenirim, diğerlerini atın resimleri. Hemen dünürcü gönderiyorlar Süleyman'a. Aslında teknik olarak baktığınızda bu müthiş bir şey. Yani Gürcü kraliçesiyle evleneceksiniz, Gürcü tahtına talipsiniz falan. Fakat bizim Süleyman yobaz. Diyor ki ben diyor hayatta bir gavurla evlenmem diyor. Diyor avcunu yalar diyor. Öyle bir evlilik falan olmayacak diyor. Def edip kovuyor bunları. Neyse aradan zaman geçiyor. Süleyman sultan olacak, Selçuklu sultanı olduğunda. İlk savaşı Gürcülere. Anadolu'da bir sürü başarı kazanmış. Yalnız hanımlar, Tamara çok fena intikam almış. Perişan ediyor Süleyman'ı Gürcistan hattında. Yani aldığı en ağır yenilgi. Zaten 2 sene sonra da ölecek kahrından. Fazla duygusal bir tip savaşı kaybettiği için. Çok fena bedel ödetmiş diye biz böyle derslerde takılıyoruz. Böyle bir hikayesi var. Tabii ki Süleyman Şah kudretli hale geçen Selçukluların ilk adımlarından birisiydi. Çünkü onun kardeşi Gıyasettin Keyüsrev
ve onun iki oğlu İzzettin Keykavus ve Alaaddin Keykubat Selçukluların altın çağını yaşatan isimler. Hele Keykubat dediğimizde Keykubat'a ait bir eserin olmadığı Anadolu şehri neredeyse yok desek yeridir. Gördüğünüz her han, Aksaray'daki adını veren Sultan Han'ı başta olmak üzere hepsi onun eseri, muhteşem bir isim Alaaddin Keykubat. O meşhur çift başlı kartal ortasında Es Sultan yazan, o yıldız motifli minyatürler, seramikler, çiniler hepsi onun eseridir. Ayrı bir dünyadır Alaaddin Keykubat. Bence özel bir insandı. Onu da söylemiş olalım. Sonra ne oldu? Alaaddin Keykubat da Tokat Meliki oldu bu arada. Yani Selçuklu'nun en kudretli hükümdar, az önce övdüğümüz kişi de Tokat'ta geldi, burayı idare etti, yetiştirdi. Yani içinde bulunduğunuz şehir aslında tarihe tanıklık eden pek çok adamın altyapısını oluşturduğu, herhalde geldiğimden beri müthiş bir huzur havası var. Kendini fazlasıyla dinleme imkanı buluyor insan. Düşünüyor herhalde, proje geliştiriyor. Bilmiyoruz, bu da var. Sonra Babayiler isyanı sırasında Tokatlılar şeye katıldılar. Babayiler isyanına katıldılar. Artık Selçukluların misyonunu doldurduğunu ve yeni bir Türkmen devleti kurulması gerektiğini düşünüyorlardı. Babayiler isyanı bana göre dini bir isyan olduğu kadar daha çok siyasi bir isyan. Hatta şöyle değerlendirebilirim. Bu konuda hocalarımın fikrini de merak ediyorum. Benim hocam Ahmet Yaşar Hoca bunu dini, siyasi ve Aleviliğin altyapısını oluşturan bir isyan diyor ama ben %100 aynı fikirde değilim. Bu daha çok zaten Kösada sonrasında 20 tane neredeyse Anadolu'da değişik bölgelerde devlet kurmuş olan Türkmen reisleri var. Selçuklu bitmiş. Bizim Baba İlyas biraz vakitsiz öten horoz. Yani biraz erken davranmış. O da aynı mantıkla bir beylik ve devlet kurma gayretinde ama henüz Selçuklu ölmemişti. Yani aslan son nefesini vermeden çok bulaşmamak lazım. Yaralı veya yaşlı dememek lazım. Aslan aslandır. Bir pençesiyle sizi tamamen alaşağı edebilir. O yüzden biraz erken bir isyan gibi Türkmen isyanı ama hedefinin ben devlet kurmak olduğu kanaatindeyim. Bunu anlattığımda Mustafa Hocam, benim doçentliğimde rahmetli Salim Koca vardı. Bunu sordu Babayiler isyanı. Bunu anlattığımda tereddütsüz olumlu oy verdi. Hiç tartışmaya kapalı dedi. Benim oyum olumlu dedi. Daha hiç birinci dakikada üstünlüğü ele geçirmiştim. Sözlü vardı o zaman, psikolojik üstünlüğü zaten. En kıdemli hoca da Salim Hoca olduğu için diğerleri böyle bir etkilendiler. İşte birinci futbolda vardır ya, böyle daha ilk beş dakikada bir gol atarsın sonu gelir artık, psikolojik üstünlük. Biraz öyle olmuş. Efendim? Eyvallah, benim ona bir itirazım yok. Zaten Selçukluların misyonunu tamamladığını düşünüyor. Çok geniş bir tabana sahip, çok geniş bir potansiyele sahip. Başarılı da olabilirdi ama dediğim gibi Selçuklu hala güçlüydü onun döneminde. Yani Baba İlyas 1239'da değil de bu isyanı 1250'de ya da 1245'te gerçekleştirmiş olsaydı biz Anadolu'da başka bir beyliği, siyasi yapıyı Doğu Anadolu'da belki Eretnalılardan ziyade işte Babayileri, Baba İsyak Devleti'ni konuşuyor olabilirdik. O bir tık daha Kösada'nın öncesinde olması Baba İlyas'ın şanssızlığıydı ve Amasya'da öldürüldü. Bir de yalnız da bırakıldı aslına bakarsanız Baba İlyas. Yani dağınık ve düzensiz birlikler üzerinden giden bir süreçti bu. Moğollar zamanında işte burada hamamı var biliyorsunuz. Muinettin Pervane'nin Tokat'ı yönettiğini biliyoruz. Ondan da kalan bir eser söz konusu. Eretnalılar yine burada hakim oldular. 1355 yılında peşinden Kadı Burhanettin, en nihayetinde Yıldırım Beyazıt zamanında buranın Osmanlı hakimiyetine girdiğini söyleyebiliriz ama bir cümle Tokat'la ilgili şunu da söyleyebilirim. Osmanlıların yeniden dirilişi, yeniden hayat bulması da fetretin sona ermesi de yine Tokat-Amasya hattının, yani bu bölgede sabırla süreci takip eden Çelebi Mehmet bu bölgenin hakimiydi ve buradan aldığı tabanla kardeşlerinin mücadelesini izledi ve Osmanlı Devleti'ni yeniden inşa etti. Son cümleler olarak mesela danışmentler bağlamında kim vardı ve ne yaptı onları söyleyeyim, sonra bitirelim.
Danışment Gazi, ilk hükümdar, işte 1064'te Sultan Alparslan'ın hizmetine girdiğini görüyoruz. Azerbaycan bölgesinde bir Türk emiri olduğu söylenir ama danışment unvanını taşıması, bu medrese ile bütünleştirdiğimizde o yapmadı. Tabii ki torunlarından birisi yaptı, soyundan gelenler. Ama zaten bir devlet adamı danışment unvanını taşıyor ise ilmiyeye mensup olduğunu çok net bir şekilde gösterir. Buraların mayasında var ama onu da söyleyeyim. Yani Kadı Burhanettin de divanı olan bir adamdı ve edebi kimliğiyle, şair kimliğiyle öne çıkan bir hükümdardı. Keşke siyasete hiç girmese dediğimiz şeyler olur ya bazen hocalar. O da öyle ve çok feci bir şekilde de öldürüldü adamcağız sonrasında. Ama müthiş bir alimdi. Bu coğrafyanın mayasında ilimle siyaset herhalde biraz daha iç içe gidiyor gibi görünüyor. Malazgirt'te görüyoruz onu ve Sivas merkezli bir devleti kurduğunu görüyoruz. Gümüştekin önemli bir isim, az önce de bahsettim. 1100'de Bohemond'u esir etmişti, Nixer'ı hapsetmişti. Kılıç Arslan'la mücadelesi var. Merzifon Savaşı'nda birlikte hareket ediyorlar 1101 yılında Konya ve Ereğli Savaşları'nda var. 1103'te fidye karşılığı Bohemond'u serbest bırakıyor. Bir başka danışmentli hükümdar, hepsini tek tek koymadım. Çünkü Yağbasan Medresesi'nde olduğumuz için meseleyi Yağbasan'da bitireceğim, onu söyleyeyim. Emir Gazi 1119'da Antakya hakimi Roger'i yeniyor. Bu bölgede Haçlıların, yani Anadolu'nun Haçlı istilasına uğramasının önündeki en önemli unsur danışmentlilerdir ve bu bölgedir. Bir kez daha bastırmış olayım. Ali hocama da söz vermiştim gelmeden önce danışmentlere dair bir şeyler söyleyeceğim diye. Sultan 1. Mesut'la kızını evlendiriyor ve Selçuklarla bir akrabalık bağı var. Mesut ona tabi gibi neredeyse uzunca bir süre kayınpederinin dizinin dibinden ayrılmıyor. Siyaseten de daha zayıf ama Emir Gazi'nin ölümünden sonra artık Selçuklular lehine dönecek siyasi dengeler. Malatya'dan Sakarya'ya kadar olan bölgenin hakimi olacak Emir Gazi. Halife Müsterşid'in ve Sultan Sencer'in ona mektuplar yazdığını biliyoruz. Az önce ifade ettim. Melik Muhammed 1134'te devletin başında Rumlarla, Ermenilerle ve Haçlılara karşı yapıyor. Danışmentlerin bir diğer özelliği de cihat dediğimiz, yani İslami kutsal savaşı öne çıkaran bir beylik olması. İşte Haçlılarla yaptığı mücadele belki bunu tetiklemiş olabilir ve en nihayetinde Yağbasan'la ben bitireyim. Selçuklularla mücadele ediyor. Bana göre en kudretli hükümdar. Emir Gazi için de aynı şey söylenir. Medreseleri yaptırıyor. Nixer'deki medresesinde gömülü. Dediğim gibi çok eseri var. Ona eğer Selçuklu zaviyesinden bakarsak tarihe bir noktada kızıyoruz biz. Bu espriyle bitireyim. Deminki Sansasyonel Tarih magazinini gülüşlerinizden daha çok sevdiğinizi anlamış oluyorum ben de. Onunla bitireyim. Sultan II. Kılıç Arslan zamanındayız. Ve yine beylikler birbirlerine girmiş durumdalar. Fakat ilginç bir hadise yaşanıyor bu süreç içerisinde. Yorumu size bırakacağım. Saltuklularla Selçuklular danışmentlere karşı ittifak halindeler ama bu bölgedeler ve Kılıç Arslan Saltuklu hükümdarının İzzettin Saltuk'un, ikinci İzzettin Saltuk'un kızıyla evleniyor. Deminki adamın dört kızı var, deminki bahsettiğim Mama Hatun'un ablasıyla evleniyor ve nikah kıyılıyor, gelin alayı yola çıkıyor, işte Konya'ya doğru gidecekler fakat danışmentli sahasından geçmek zorundalar. İşte bizim Yağbasan'ımız gelin alayını basıyor, düğün alayını ve gelini kaçırıyor. Kılıç Arslan'ın nikahlı karısını kaçırıyor. Yeğeni Zünnun'a veriyor. Diyor ki bunu sana verdim, bununla evlen. Ama olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü sultanla nikahlı, başkasıyla nikahlı bir Müslüman hanımla evlenemezsiniz. Nikah kıyamazsınız. Ama hani vardır ya böyle mafya filmlerinde olaya da girmişsiniz artık. Geri dönüşü yok.
Ne yapacaksınız, nasıl çözeceğiz? Fakihleri çağırıyorlar, alimleri çağırıyorlar ve en sonunda şöyle bir çözüm yolu buluyorlar. Kızcağızı Müslümanlıktan çıkartıyorlar, kız din değiştiriyor, Hristiyan oluyor, böylelikle nikah otomatikmen düşüyor. Sonra Zünnun'la, yeğeni zaten kendisinden sonra başa geçecek Yevbasa'nın, Zünnun'la evlendiriyorlar ve tekrar Müslüman oluyor. Zünnun'la evlendikten sonra yeniden Müslüman oluyor. Bir enteresandır. Yani buradan çıkaracağımız şu arkadaşlar, içimizde ilahiyatçılar varsa, hocam var gerçi, müftülerle uğraşmayın, tamam mı? Din adamlarıyla uğraşmayın. Onlar her şeyin bir formülünü bir şekilde bulurlar. Gördüğünüz gibi bunun tarihteki en güzel örneğini de burada yaşamış oluyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum hepinize. Böyle yüzünüzü böyle bir tebessümle sonlandırmış olayım. Soru varsa birkaç tane alabiliriz tabii. Evet, gerçekten çok keyifli, çok verimli bir söyleşi, sohbet oldu. Teşekkür ediyoruz. Hemen hızlıca sorulara geçelim değerli arkadaşlar. Ben çok soruya meydan vermeyecek evet. şekilde anlattığımı düşünüyorum. Haşim Hocam hoş geldiniz. Ben rehber öğretmen Ahmet Salih Şahin. Bir Haşim Şahin fanıyım diyebilirim ben. YouTube'daki bütün videolarınızı hemen hemen izledim. Kitap yayın evinden çıkan kitabınızı da buraya getirip aslında imzanızı alacaktım da okuldan doğrudan gelince yetiştiremedim kitabı. Hocam benim sorum şu. Siz de hani Müslümanların, Anadolu'nun yaşadığı üç travmadan bahsetmiştiniz. En son travmayı da Anglo-Sakson dominasyonu olduğunu söylemiştiniz. Buna paralel olarak mesela Nurettin Topçu'da Anadolu'nun kurtarılmasından sonra henüz bunun ruh alanındaki çalışması yapılamadı mealinde bir şey söylüyor. Merhum Şaban Teoman Duralı da buna benzer, yani İslam aleminin üstünde bir İngiliz Yahudi medeniyetinin egemenliği olduğunu söylüyor. Şimdi ben şunu merak ediyorum bu Gazze olaylarından sonra da. Yani Müslüman alemi olabilir, İslam alemi olabilir. Türkiye de bunun başını çekiyor tabii. Türkiye'nin buradan bunu çevirebilecek, döndürebilecek, kültürel müktesebatı kaldırabilecek bir birikimi var mı? Yani tabii tarihten getiren var da şu an hali hazırda cari olarak bunu buradan çevirebilecek entelektüel kapasitesi, akademisyen kapasitesi. Yani böyle bir çevirme ihtimali görüyor musunuz? Bu potansiyel sizce var mı? Yoksa şu an daha bunu konuşmak için çok erken mi? Yani bilemiyorum. Tam ifade edebildim mi sorumu? Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Şöyle ilginç bir örnekle bunu cevap vereyim. Ben şimdi Sakarya Üniversitesi'nde çalışırken işte gençlerle sürekli baş başayız. Toplumu izliyoruz. Kendimizce izlediğimizi zannediyoruz. Ve diyorum ki yeni nesilde Z kuşağında İş yok. Bunlar ruhsuz. Milli bilinç yok. Hiçbir şey yok. Okumuyorlar, yazmıyorlar, etmiyorlar. Varsa yoksa ellerinde telefon, oyun, eğlence, PUBG oynuyorlar falan. Sonra bu gençlerden özür diledim. Az önce lisede de söyledim. 15 Temmuz olduğu zaman ben İstanbul'daydım. Yani Anadolu'da işin aslını söylemek gerekirse, tabii ki diğer şehirlere bir şey demiyorum ama 15 Temmuz'daki asıl darbe İstanbul'a ve Ankara'ya oldu. Diğer şehirlerde daha erken tedbir alındı belki. Ben İstanbul'da gecenin bir yarısında 15-16 yaşındaki çocukların Saraçhane'ye gittiklerini gördüğümde sonraki derslerimde bu hengame yatıştı, birkaç ay sonra dersler başladığında özür diledim öğrencilerimden. Bir daha size haksızlık yapmayacağım diye. Aslında hani mayada mıdır, gelenekte midir bu var. Yani bir şekilde öğrenci, yani yapmaz dediğimiz öğrenci ideolojik fikri ne olursa olsun, dünyaya bakışı ne olursa olsun, nasıl bir aileden yetişirse yetişsin, yapmaz dediğimiz öğrencinin aslında muazzam bir potansiyele sahip olduğunu görüyorsunuz. O sebeple
biz kendi toplumumuzu, kendi halkımızı, kendi geleneğimizi, kendi talebelerimizi asla ve asla küçümsemeyelim. Ben bunu programlarımdaki dönütlerden de görüyorum, gittiğim konferanslardaki dönütlerden de görüyorum. Her birisi ayrı ayrı meraklı, soru soruyorlar, araştırıyorlar, yapıyorlar, ediyorlar. Değişik değişik gruplar var. Yani liselerde muazzam bir atsız modası var mesela. Helal olsun o gençlere. Boş boş oturmaktansa açıp okuyorlar. Yani üniversitede vazgeçebilirler, fikirleri değişebilir, geliştirebilirler. O başka bir şey. Tasavvuf kültürünü merak edenler var, Türk tarihini merak edenler var. Bununla ilgili araştıranlar var, dizileri takip edenler var, şu olsa iyi olanlar var. Yani çok uzatmayayım, işin özü. Ben bu toplumda bu potansiyeli görmesem zaten Eskişehir'den kalkıp Tokat'a gelip konuşma. Malatya'ya gidip konuşma. Erzurum'a gidip konuşma. Ve gittiğim yerlerde de dinliyorlar. Benim dinlemeye gittiklerimi de dinliyorlar. O yüzden bu potansiyel hep vardır. Zaten umut hayatın kendisidir. Bu umutu kırmamak gerekir hiçbir zaman. Olumsuzu değil, olumluyu aşılayalım. Ne diyor bu yeni nesil pozitif enerji gönderelim değil mi kainata? Onu yapmak lazım yani. Evet, teşekkür ediyorum. Başka soru varsa gönül rahatlığıyla alabilirim. Hoş geldiniz. İkram Anaç. Öncelikle tarihçi değilim, onu belirteyim ama şimdi siz de Danışmet Ahmet Gazi ile Gümüştekin'in aynı kişi olduğunu mu düşünüyorsunuz? Çünkü çok sorunlu bir alan bu, biliyoruz, bilindiği üzere. Oraya bilerek girmek istemedim. Çünkü bizim ortaçağcıların bir sürü aşamadığımız bir muamma olduğu İbni için. İbni Bibi orası bile o dönemde yeterli belge yok diye yazmamış malum. Osman Turan Hoca Selçuklar zamanında Türkiye kitabında o bölümü Danışmet Ahmet Gazi'yi anlatırken bir dipnotu var. Dipnotta Aylamuz Zahir diye Arapça bir tarih kitabı varmış. Ona gönderme yapıyor. Orada Türkçe çevirmiş tabii, Arapça değil. Alptekin onun oğlu ve veziriydi diyor Aylamuz Zahir. Hı hı. Ben Alptekin'in yanlış okunabileceğini, bunun Gümüştekin olabileceğini düşündüm. Kitabın orijinal el yazmasına ulaştım. Gümüştekin değilmiş ama Alptekin de değilmiş. Elif Lam takısını Alp diye okumuş. Kim okuduysa, kendisi mi okudu, başkasını mı okuttu bilmiyorum, Osman Turan Hoca merhum. Ettekin, yani ilgili şahsın adı Alptekin değil, Tekin. Dolayısıyla ben Gümüştekin'in Danışmet Ahmet Gazi ile aynı kişi olamayacağını düşünüyordum. Bu da bunu teyit etti. Aylam-ı Zahir'de bu mukayyet. Onun dışında burada Cin Camii kitabesi vardı, çalındı, şimdi yok ama metnini biliyoruz. Orada hiç rastlamadığımız daha önce isimlerin Melik olduğunu da görüyoruz. Gümüştekin'in ismi orada tek başına geçiyor o kitabede ve o Cin Camii'ni yaptıran kişinin Gümüştekin oğlu Aydoğdu. Melik Aydoğdu diye geçiyor tabii. Bu da hiç Danışmentli tarihinde geçen bir isim değil. O malumatı da arz etmek istedik. Böyle bir durum var. Muhtemelen Gümüştekin oğlu Danışmet Ahmet Gazi'nin. Eyvallah. Eyvallah. Benim buna bir itirazım yok. Teşekkür ederim. Biz de onu, teşekkür ederiz. Onu biraz bizim bu danışmentli meselesini orta çağcılar olarak biraz daha fazla ele almamız gereken dönemlerine dair. Çünkü danışmentli çalışmaları yeni başladı ve ilerledi diyeceğim ama ilerlemiyor. Yani bir iki ismin dışına gitmiyor. Sefer Hoca'nın isminin dışına gitmiyor. İşte Abdülkerim Hoca'nın maddesinin Sefer Hoca da aynı kişi olduğunu düşünüyor. Yani yine dönüyoruz, dolaşıyoruz. Osman Turan'a dönüyoruz. Osman Turan Hoca da aynı kişi olduğunu belli düşünüyor. Belli problem ama erken beylikleri artırmamız lazım. Evet. O tabii netleşecek. Yani en büyük sorun için şu. Hepsi danışment, hepsi gazi, hepsi melik. Bu üç kelime de hepsinin isminde geçiyor. O zaman felaketle karşı karşıya kalmış oluyoruz. Aynen öyle oluyor. Bir de doğrudan dönem kaynağı olmadığı için. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet. Tabii.
Sadece siyasetle sınırlı tutuyorlar da o yüzden. Hani'deki camiyle ilgili buna belki bir itiraz olabilir ya da tartışma. Malum biz Tokatlılar olarak Anadolu'daki ilk Türk camisinin fethin hemen akabinde yapılan Garipler Camii. Bu da Buhara'daki Degoron Camisi'nin mimarisiyle birebir aynı. Buhara dediniz, Buhara'nın geçiş noktası Tokat'tan, yani İstanbul yönünde Tokat'tan geçiyor. Bunun altına yatan neden belki de buranın tamamen Türkler tarafından kurulmuş ilk Türk şehri olması. Yani Tokat şehir merkezi için konuşuyorum. Biraz önce bahsettiğiniz bütün noktalarda Tokat'a izafe edilmesi ya da buraya hakim olan bütün devletlerin Tokat'ta mutlaka bir mimari inşa etmesinin altına yatan neden de belki bu olabilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla hani Degaron Ebu Ani'deki caminin de işte 1073 mi 1080 mi tartışmaları da var. Sadece bunu daha erken bir tarihe çekiyoruz Tokat'ta diyorsunuz. Tokat'ta en azından bizim gönlümüzden öyle geçiyor. Benim açımdan mahsuru yok. Ben Anili de değilim, Tokatlı da değilim, Boluluyum. Biz de çok geç. O yüzden ikisi de bana uyar. Teşekkür ediyorum. Evet, son bir soru. Bahsettiğiniz tüm bilgilerde, yani Tokatlı olarak tabii ki ben de konuşuyorum. Merak ettiğim şey Tokat'ın neden tercih edildiği. Şimdi coğrafi konumunu düşünüyorum. Sadece bildiğim bir İpek Yolu ile ilgili bir mesele var. Ama neden böyle bir tercih? Şimdi başlı başına Sivas, Tokat, Malatya üçlü olarak düşündüğümüzde Kayseri'yi de eklersek ticaretin, paranın döndüğü yer. Paranın döndüğü yer her zaman caziptir. Ekonominin ve esnafın canlı olduğu yer her zaman caziptir. Bir de Tokat korunaklı bir bölgedir. Yani her zaman bu yönü de öne çıkartıyor. Yani bu üçgenin içinde Sivas'ı tercih ettiğiniz zaman sürekli baskına uğruyorsunuz. Bir şekilde yağmalanıyorsunuz, savaşla muhatap oluyorsunuz. Tokat buna göre çok daha içeride kaldığı için çok daha güvenli bir liman. O yüzyılda ben yaşasam ben de Tokat'ı tercih ederim yani. Peki, o zaman teşekkür ediyoruz. Hediyelerini takdim etmek üzere Valimiz Sayın Numan Hatipoğlu'nu arz ediyorum efendim. Buyurun. Söylendi ama keyifli bir yolculuk yaptık Türklerin bu coğrafyadaki serüveniyle ilgili olarak. Pek çok da bilgi sahibi oldum ben, bazı bilmediğim özellikle magazinel bilgilere de sahip oldum. Tabii bizler tamam çok yetenekli bir milletiz, devlet kurma hususunda gerçekten çok mahiriz ama aynı zamanda bu devletlerin nasıl yitirildiğini veya kaybedildiğini de fazlasıyla görüyoruz. İşte 16 devletten bahsediyoruz. Aslında çok daha fazlası. Ama bir şey esas tarihçilerin de ittifak ettiği, Türk tarihi başlangıcından günümüze kadar kesintisiz devam eden bir devlet felsefesine sahip, bir yapıya sahip. Sadece belki hanedanlar değişti diyoruz ama o güç savaşları aslında geçmişte de aynı, günümüzde de aynı, yarın da aynı olacak. İnşallah, tabii biz tarihi ne kadar doğru okursak, aynı zamanda burada da öğreniyoruz, işte eleştirel bakabilmeyi de öğrenmek lazım, bilmek lazım tarihe. Bu anlamda da çok ciddi kazanımlarımız oldu. Ben hocamıza çok teşekkür ediyorum, sağ olsun. Toplu bir fotoğraf için bütün arkadaşları buraya davet ediyoruz efendim, buyurun.